Türkler olmadan dünya tarihi yazılamaz. Türkler yüz çizgileri ve vücutlarının biçimiyle onları gören yabancılarda bir korku ve ürperme hissettirirlerdi. Özellikle Batılılar Türkleri canavar olarak görürlerdi. Bu düşüncelerinin sebebi heybetli gövdeleri, son derece büyük el ve kolları, köşeli burunları ve oyuk göz çukurlarına gömülmüş en uzak mesafelere ulaşan keskin bakışlı gözleriydi. Karakterlerine özgü, sert, yırtıcı, güç yetmez ve affetmez olmaları da bu korkunun sebeplerindendi. Batılılar anlattıkları doğaüstü anlatımlarla kendi kendilerini korkutuyorlardı. Onlar canavarlar gibi doğada yaşarlar, yediklerini ne pişirirler ne de içine çeşni veren bir şey katarlar. Onlara çöllerde dolaşan korkunç ruhlar yaşam vermiştir. İnsan görünümü içinde yaşayan canavarlardır onlar. Bu halk gibisi hiçbir zaman var olmamıştır. Önünde bir ateş yok ediyor, arkasında bir alev kavuruyor gibi söylentiler ve doğaüstü hikayeler halk arasında yayıldıkça Türklere karşı duyulan korku daha da artıyor, halk kendisini her geçen gün daha da çaresiz ve savunmasız hissetmeye başlıyordu. Türkler paniğin bulaşıcı olduğunu, korku ve dehşetin herkesi elden ayaktan düşürdüğünü, felç ettiğini biliyorlardı. Canavar olarak görülmekten rahatsız olmak bir yana bunu destekliyorlardı. Örneğin savaşlarda saldırırken korkunç naralar atıyorlar, bağırıyorlardı. Kendileriyle ilgili en korkunç, en dehşetli hikayeleri uyduruyorlar, bu hikayelerin kulaktan kulağa yayılmalarını sağlıyorlardı. Her tarafa gönderilen casuslar bu hikayeleri 1'e 10 katarak anlatıyorlardı. Türklere maruz kaldıkları yenilgiler ve katliamlar korku vermiyordu. Ölmektense ölmenin ye olduğuna ve yaşamlarının başkalarının yok olmasına bağlı olduğuna inanırlardı. Doğa ile iç içe yaşadıkları için doğanın yasalarını biliyorlardı. Yaşamın ölümden doğduğunu, varoluşun sürüp gitmesinin ise birilerinin yenilip birilerinin yenmesine bağlı olduğunu öğrenmişlerdi. Ölüm bir zorunluluktur diyorlardı. Türkler yenilmezlik ünlerine hiç de haksız bir biçimde sahip olmamışlardır. Yaydıkları korku ve dehşet hissi düşmanları üzerindeki kaygıya ve çaresizliğe neden olurdu. Çünkü ne kadar çok korkulursa o kadar az direnç gösterirlerdi. Bu o zamanların bir çeşit propagandasıydı ve Türkler bunu en iyi şekilde kullanıyorlardı. Türkler düzenli ve iyi yönetilen bir orduydular. Önderleri tartışılmaz bir otoriteye sahipti. Ancak çok gerekli olduğunda kendilerini gösterir ve olayın seyrini değiştirirlerdi. Gereksiz tehlikeye atılmazlar çünkü ölümlerinin ordunun dağılmasına sebep olacağını bilir, harekatı dışarıdan bütün yönleriyle takip etmek isterlerdi. Askerler 10, 100, 1000 kişilik gruplardan oluşurdu. Herkes asker olabilirdi. Hatta gerekli olduğu durumlarda kadınlar bile asker olabilirdi. Kimse askerlikten bir maaş almıyordu. Türkler sürekli hareket halinde, hep ayakta olan bir ulustu. Elde avuçta ne varsa beraber yenirdi. Eğer hiçbir şey yoksa günlerce erzaksız ilerlendiği olurdu. O dönemdeki bütün gözlemciler Türklerin azla yetinme özelliğine hayran kalmışlardır. Erkekler en sert şartlarda yetiştirilirlerdi. Daha küçük bir çocukken soğuğa, açlığa, yorgunluğa dayanmayı öğrenir, sadece en güçlüler hayatta kalabilirdi. Türkçe tarihi kayıtlarda kimi zaman kış ortalarında yapılan harekatlardan söz edilmektedir. Kalın karı güçlükle aştım. Dizginlerinden çekilen atları ve ağaçlara tutunarak ilerleyen adamları tepeye çıkarttım, der Tonyukuk. Irmak geçitleri buz tutmadığı zaman yüzerek ya da sallarla geçilirdi. Büyük bir mesafe ya da doğal engeller nedeniyle kendilerini tehlikeden uzak sanan düşmanlarının üzerine saldırmak için asker çok bitkin olsa da gece ya da şafak beklenirdi. Savaşta hızlılık ve zafer azmi tek parolaydı. İrade her şeye kadirdi. Fakat tanrı inancı ve üstün savaş taktikleri de zaferi tamamlayan unsurlardı. Düşman hatlarını dört nala geçerek ortaya yaklaştıkları sırada tam üzerlerine ok atılmaya başlanacağı anda dönerek kendilerine özgü geriye doğru part okunu savururlardı.
Direnmeyle karşılaştıklarında hemen dağılır ama aynı hızla geri dönerek önlerindeki her şeyi dağıtırlardı. Gerektiğinde geri çekilmek, savaşı bırakır gibi görünmek onlar için bir taktikti sadece. Düşmanı uçsuz bucaksız alanlara çeker, geri bölgesiyle olan bağlantısını keser ve düşmanı imha ederlerdi. Çinliler, Türklerin savaş taktiği hakkında şu güzel benzetmeyi yapmıştır. Düşmanı vızıldayan arılar gibi tedirgin eder, hırpalarlardı. Üzerlerine gidersen seni bir bölgeye çeker ve mahvederler. Üzerlerine gitmezsen tacizlerine dayanamayıp yok olursun. Atilla'nın Roma'ya karşı Katalanyum Ovası'nda yaptığı tam da buydu. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, videolarımızdan haberdar olmak için önce abone olmayı, sonra bildirimleri açmayı unutmayın.